RPG. Hazır bir karakterle tek düze bir hikayeyi tamamlamaktan öte, oyuncunun yarattığı karakterle kendi hikayesini yazmasını sağlayan, popüler oyun türlerinden daha karmaşık sistemlere sahip olan, yıllardır benim bir türlü doğrultamadığım oyun türü. Gerçekten, oyunlardan zevk alırım ama bu demek değil ki her oyun türüne alışkınım. Bazı türler vardı zevkten dört köşe olduğum, shooter gibi, beat'em up gibi. Bazı türler vardı yıllar geçmesine rağmen hala alışamadığım. Strateji gibi, simülasyon gibi ve RPG gibi. Evet, konu RPG'ye geldiği zaman türle ilgili genelde karmaşık duygular yaşıyorum. İlk başta apallıyorum. Sonra oynadığım oyunu oynayan arkadaşlarımın yorumlarını dinleyici bir şans daha veriyorum. Hatta ikinci oynayışımda oyunu fazla ciddiye alıyorum ve tekrar bırakma noktasına geliyorum. Zamanında kısa sürede de olsa bir sitede RPG türündeki oyunlar hakkında yazılar çıkardım ama bu bile durumu değiştirmeye yetmedi. Bu neredeyse oynadığım bütün RPG oyunlarında başıma gelmişti. Tabi bazı alt türlerini saymazsak. Çünkü biliyorsunuz ki RPG özelliklerine sahip olan bir oyunun türünü sadece RPG olarak gruplandıramayacağımız bir zamanda yaşıyoruz. Özellikle günümüzde çoğu oyunun türü RPG olmamasına rağmen RPG özellikleri taşımışken. Fakat buna şimdilik değinmeyelim çünkü bu başka bir videonun konusu. Öyle dedim çünkü RPG günümüze yollanıp dallanmış durumda. Action RPG, MMORPG, CRPG, GRPG gibi alt gruplarla kategorize edilir hale geldi. Bu dallardan biri olan JRPG ise RPG ile yıldızımın barışmamasına sebep olmasa bile çocukluğumdan beri aralarında en zevk aldığım RPG türüydü. Bununla çocukken Pokemon'un katkısı tabii ki büyük. Çocukken Pokemon'u her izlediğimde biriktirdiğim tasolar ve nereden aldım hatırlamadığım plastik Pikachu oyuncağım hep yanımda olurdu. Ancak yanımda olan bir şey daha vardı. Büyük kuzenimin Almanya'dan her geldiğinde oynattırdığı ve daha sonra bana hediye ettiği yarı şeffaf görünümlü bir Game Boy Color. Yanında da bir tane Pokemon Yellow kartuşu. Bu hem farkında olmadan JRPG ile ilk tanıştığım hem de ilk handheld konsolunda oynadığım ilk oyun olmuştu. Oyunun animedeki gibi hem kendine has bir açık dünyası hem de o zamanlar ilk defa aşina olduğum sıra tabanlı bir savaş sistemi vardı. Benim için yeni ama güzel bir şeydi. Sanki animedeki gibi ben saldırımı söyledikten sonra işte Pikachu yıldırım saldırısı rakip ya da düşman Pokemon hamlesini gerçekleştiriyordu. Animedeki o hissi aldıktan sonra sıra tabanlı savaş sistemini benimsemiş ve oynadığım birçok oyunda artık bu savaş sistemine alışmıştım. Ama bakın, savaş sistemi dedim, tür demedim. Çünkü Pokemon'dan sonra JRPG elime sürmediğim bir türe dönüşmüştü. Hayır, tür sevmediğimden değil. Sadece tekrar girmek için fırsat olmadı. Bu yüzden yıllardır giremediğim JRPG'ye artık geri dönmeye karar verdim. Hazır Japon yapımlarını da takip eder hale gelmişken başka JRPG'leri de keşfetmeye karar verdim. Fakat ne yazık ki bir oyun türü benim JRPG türüne girişimimi biraz daha geciktirecekti. Peki JRPG'ye geri dönmek istiyorsam hangi oyuna geri dönmem gerekiyordu? Son zamanlarda JRPG'de hangi oyunlar popülerdi? İşte bu sorular sayesinde birkaç araştırma yaptıktan ve Discord'daki arkadaşlarımın neler oynadığını gördükten sonra hangi seviyeye geri dönüş yapacağıma karar vermiştim. Persona. Ama yıllar sonra ben oyunlarda her şeyin en başına gitme gibi alışkanlık edinmiştim. Bir seriye başladığım zaman ilkini oynamadan içim rahat etmiyordu. Zamanda arkadaşlarım Witcher 3 oynarken oyunu ısınamamamın nedeni bu olsa gerek çünkü o zaman aşırı yükleme yapılmış gibi hissettim. Neyse, Persona için zamanında geriye gitmeye başlayınca Persona serisinin aslında Megami Tensei adlı bir seriye bağlı bir spin-off serisi olduğunu öğrendim. Dalı takip ettiğimde ağacın gövdesini bulmuştum. Şimdi yapmam gereken ağacın köküne inmek. Her şeyin başlangıcına gittiğimde ise Megami Tensei ile ilgili birçok şey bulmuştum. Sevinin başlangıcı aslında bir oyuna değil, bir roman üçlemesiyle olmuştu. Aya Nishitani'nin yazdığı, Tokuma Shoten'in yayınladığı bilim kurgu fantezi türündeki roman üçlemesi olan Digital Devil Story, Japonya'da başarıya ulaşınca ilk romanın olaylarını yeniden anlatan Digital Devil Monogatari Megami Tensei obası ortaya çıktı. Hikayesi kısaca şöyle. Okulunda zorbalığa uğrayan Akemi Nakajima, şeytan çağırma programını keşfedince öğretmenler dahil bütün okulu gizlice yönetir. Akemi okula yeni katılan Yumiko Shirasagi ile karşılaşınca geçmiş hayatı kendini gösterir. Ancak Akemi'nin peşinden gelen tek şey geçmiş hayatı değildir. Şeytan çağırma programının ardından gelen kaos, Akemi ve Yumiko'nun yollarının kesişmesine öncülük edecektir. Animeyi kısaca değerlendirecek olursam konusu fena olmasa da dönemine göre ilginç ve yaratıcıydı. Yani düşünsenize, 1987 yılında bilgisayarlarla şeytan çağırma konsepti. Fakat işlenişi biraz hızlıydı. Hikaye ile ilgili birçok unsur monoton kaldı. Konusu ne kadar şaşırtıcı olsa bile benim için ortalama bir animeydi. İzlediğim obalara şöyle bir baktığımda çoğu bir seriye bağlı yapımlardı. Kendi başına hikaye anlatan sadece iki obaya denk geldim. Bir bu, bir de Mars of Destruction.
Keyif aldığım diğer ovalar bir seriye bağlıydı. Bu da aklıma şu soruyu getirdi. Ovaların başarılı olmasının sebebi bir seriye bağlı olmaları mı? Bu soru bir dizinin veya filmin başarılı olmasının sebebi bir seriye bağlı olması mı diye sormak gibi bir şey. Öyle olsa o zaman seriden bağımsız olan filmlerin de başarısız olması lazım. Olmadığına göre ova için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Seriden bağımsız ovaların bile başarılı olması mümkün. Ama henüz böyle bir ovayla karşılaşmadım. Asıl konumuza geri dönersek. Peki ovadan sonra ne oldu? Ovadan sonra Tokuma Shoten, Seven'in çıktığı alanları genişletme kararı aldı ve bu genişleme video oyunu sektörüne kadar geldi. Nintendo'nun çalışmasına dayanan bu oyunun geliştirme lisansı iki şirket tarafından alındı. Bunlar Atlus ve Telenet Japan. Böylece iki şirket aynı proje üzerinde çalışmaya başladı ama farklı bir yöntemle. Megami Tensei'nin çıktığı dönemde konsol grubunda aksiyon bazlı oyunlar dikkat çekerken PC'lerde RPG oyunları dikkat çekiyordu. Fakat Atlus ve Telenet Japan bu beklentilere ters tepkiyle karşılık vermişti. Yani Atlus, NES konsolu için dungeon temalı bir JRPG çıkarırken, Telenet Japan ise aksiyon bazlı bir RPG çıkardı. Bu oyunda Digital Devil Story Megami Tensei'nin Japonya'daki PC'ler için çıkan portu. Tahmin edebileceğiniz üzere bu oyunun çıktığı PC portlarından ilk çıkan MSX portunu oynamaya karar verdim ve MSX emülatörünü bir şekilde buldum, başladım oynamaya. Digital Devil Story Megami Tensei'nin PC portu, söylediğim gibi aksiyon bazlı, izometrik bakış açısına sahip bir RPG oyunu. Oyuna başladığımızda elimizde kılıç fırlatan bir karakter geliyor. Evet, kılıç sallamıyor, fırlatıyor. Şaşıranlar varsa Link'in sağlığı full olduğunda nasıl savaştığını hatırlayın. İlk başta sarı renkli şekli belirsiz düşmanlar, obayı aklımıza getirirsek bu sanki Loki'den çıkan kırmızı sıvımsı şeyleri andırıyor. Soldaki monitöre göre bizi gördüklerinde peşimize düşerek bizi ağırlıyorlar. Bunların daha sonradan kırmızılı, grili hallerini görüyoruz. Renklerinin ilk başta düşmanların ölüm için kaç darbe aldıklarını gösteren bir şey sanıyordum. Ama sonra başka düşmanlara saldırırken aynı renkleri görünce bunun doğru olmadığını anladım. Yine de evet, bir renk sistematiği vardı. Şöyle anlatmak gerekirse. Şekli belirsiz olan düşmanlarda sarıya 2, kırmızıya 3 ve gri halini 2 kılıç darbesi yeterliydi. Gerçi neden gri olanlarla sarı olanlar aynıydı anlamadım. O gri renginin de bir özelliği olabilir ama hala çözemedim. Ya da elips şeklinde dönen, bizi gördüklerinde yuvarlak şeklinde dönüp ateş eden, birazcık yengeci andıran sarı düşmanlar ve onların sadece aşağı yukarı gittikleri ve sizi gördüklerinde sadece ateş ettikleri yeşil halleri mesela. Veya beyaz halinin siyah halinden daha çok kılıç darbesiyle yok edilebilen ama siyah halinin beyaz halinden hızlı gidebildiği böcekler. Bunlarla beraber bazen saldırabileceğiniz, bazen kaçabileceğiniz düşman tipleri de var. Örnek olarak paralel kenar gibi giden ama sizi gördüğünde dümdüz size yaklaşan, hatta sizden hızlı yaklaşan kırmızı ağız, sizi görür görmez sizden daha hızlı gelen mavi renkli örümcek ve mavi yarasa kanguru karışımı bir şey. Bir de bazı katlarda ve katların içindeki gizli odalarda sizi görüp ateş eden siyah ve yeşil bitkiler var. Ama renklerinin nasıl bir özelliğe sahip olduğunu çözemedim. Aynı gibi geldiler o bitkilerin. Bu düşmanlara karşı tabii ki eliniz boş değil. Başta da söylediğim gibi fırlattığınız bir kılıcınız, Bermuda şeytan üçgeni şeklinde görünen ama kullandığınızda ninja yıldızı şeklinde atabileceğiniz ve 3 top görünümünde olan ama güçlendirdiğinizde düşmanlarınızı dondurmaya yarayan birkaç büyünüz ve farklı özelliklere sahip iksirleriniz var. Hazır ateş etmeye değinmişken, oyunun içinde her türlü düşman ateş ettiğinde ateşin ilerleme hızının tuhaf bir şekilde değişmesi gibi bir hata var. Buna hata diyorum. Çünkü bugüne kadar oynadığım oyunlarda retro olsa bile bir yaratık ateş ettiği zaman attığı ateşin sabit bir ilerleme hızı vardır. Bunlardan kaçmanı zorlaştıran ya ateşin nereden ve ne zaman geleceğine dair bilmeyişin ya da düşman konumlandırmasının seni zorlayacak kadar iyi yapılması. Düşman konumlandırması demişken, düşman konumlandırması bu oyunda oldukça değişken. Emülatörde save alsam bile önceki kayıtlardan farklı bir şekilde düşmanın konumu bazen değişiyor. Bu ilk başta ilginç gelse de sürpriz olan düşmanları açığa çıkartacak kadar fazla olunca işin büyüsü kaçıyor. Mesela kata geldiğimde kapısı kilitli olan bir odaya denk geldiğimde odanın ardında kuyruklu bir dev misali mavi bir düşman gördüm. Dedim ki kilidi açınca sanırım beni zorlayacak ve orada gördüğüm sandıktan elde edeceğim şey bu düşmanla karşılaşmama değecek. Ama sonraki aldığım kayıtlarda fark ettim ki başta kilitli kapıda gördüğüm düşman harita içinde her yerde dolaşmaya ve beni her gördüğünde hızlı bir şekilde bana yetiştiğinde kaçacak bir yerinde yoktu. Tek umudum beni görmemesiydi. Bir de değinmek istediğim durum her emülatörde karşılaştığım gibi gecikmeli tuş tepkisi. Ama önceki emülatörlere göre bu emülatörün tepkisi biraz farklı bir hızda. Bazen ard arda kılıç saldırısı yapabilirken bazen boşluğa basmama rağmen yapamıyorum. Sanki ard arda saldırı yapabilmem için saldırı animasyonunun bitmesini beklemem gerekiyor.
Sonradan fark ediyorum ki saldırı animasyonu bittiği an boşluğa tekrar basarak ard arda saldırı yapabiliyorum. Yoksa onların bana dokunmasıyla sağ alttaki can bölüm azalıyor. O yüzden bazen yapabileceğim şey yetişebilen düşmanları beni görmediklerinde alt edebilmekti. İşin ilginç tarafı kırılmış bir duvar da yoktu ve kapı hala kilitliydi, yani çok garip. Ama tek hata bu da değil. Az önce sandıktan bahsetmiştim ya, gizemli sandıklar. Tabi bu sandıkları ilk baktığında neredeyse aynı tür itemleri veren ve kat değiştirip geri döndüğümüzde aynı itemlerde tekrar spawn olan sandıklar olduğunu düşünüyordum. Evet, oyunda böyle bir hata da var. Bulunduğum katın düşmanlarını kesip sandıkları açtıktan sonra başka bir kata gidip geri döndüğümde bu sandıklar aynı itemlerle geri dönüyorlar. Daha kötüsünü söylüyorum, önceki kata geri döndüğünüzde kestiğiniz düşmanlar da spawn oluyor. Bu hata ilk başta fazla sorun yaratmasa da sonraki katlarda ya da başka dünyalarda yeni tür düşmanlarla karşılaşınca kabusa dönüyor. Bir de her dünyanın bir iki katında kolay kolay bulamadığınız sağlık iksirlerini bulmak bayağı efor sarf ettirince zorluk konusunda demeyin keyfinize. Ama işin güzel tarafı gizemli olmalarında. Gizemli diyorum çünkü bulduğunuz her sandığın içinden bir item, bir altın ya da bir yaratık çıkabilir ya da hiçbir şey çıkmayabilir. Zamanla sandıklara yaklaşmak böylece temkinli hale gelebiliyor. Başta altını güç çemberine benzetmiştim. Ama altın olduklarını mor hayalet görünümlü biriyle karşılaşınca anladım. Beni görünce yanıma gelen hayalet meğer bir tüccarmış. Elindeki 3 itemi satacağını söyledi. O zaman dedim. Ha, bunlar büyü çemberi değil, altınmış. Hazır itemlerden bahsetmişken, sandıklardan nasıl itemler çıkıyor derseniz, bulunduğunuz kattaki bütün düşmanları yok edebilen bir iksir, zamanı bir süreliğine yavaşlatan kum saati, zindanlar arası geçiş yaparken gideceğiniz bir sonraki zindanın yollarını gösteren ve tek seferlik açılabilen bir harita, saldırıların gücünü arttırabilecek kanca görünümlü bir güç arttırıcı, zindanlar arası geçişte menüde fazla kalmanız durumunda azalan batarya seviyesinin bitince dolmasını sağlayan bir akü, ama diğer ikisini hala çözemedim. Oyundaki haritaya göre solda 11, sağda 11 olmak üzere toplamda 22 zindan var ve her zindanın da 8 katı var. Zindanların iç zindan dışında farklı bir yol istikameti var. Bazı yollar sayesinde istediğiniz kata veya zindana ulaşabiliyorsunuz. Zindanların ve katların lineer bir istikameti yok. Haritayı aklınızda tutarsanız kendinizce bir yol belirleyebilirsiniz. Bazı katlarda gördüğüm kapılara girince bir kadın karşıma çıkıyor ve bana bir şeyler söyleyerek can barımın altındaki barı arttırıyor. Kadının ne söylediğini cidden anlamadım. Hatta gördüğüm bazı sinematik tarzı resimlerde anlatılan yazıların diline bakınca çok tuhaf bir dil karşıma çıkıyor. Bir çeşit programlama diliyle hikayeyi anlatıyorlar gibi. Tabii ki o yılda çıkan oyunların hikaye anlatımına sahip olmalarını beklemiyorum. Ama madem birkaç tane resimli olarak hikayeyle ilgili yazı ekliyorsun, Japonya ya da en azından yani bulabilseydim tabii, İngilizce gibi anlaşılabilir bir dille anlatılmış olsaydı. En azından Japonca bilen bir arkadaşıma danışırdım. Hikayenin hepsini anlamasam da bir şekilde kafamda kurabilirdim. Belki de araştırmaya devam etseydim, oyunun biraz daha üzerine gitseydim, tam donanımlı bir şekilde oyunu bitirebilirdim. Ama oyunun hem zorluğu hem düşman konumlandırması oldukça dengesiz ve bu da bir noktadan sonra oyundan sıkılmama sebep oldu. Bakın yanlış anlamayın, oyunu zor olduğu için bırakmıyorum. Hatta zor olmasına rağmen bitiremesem de sevdiğim birçok oyun var. Bakınız Cuphead, Dark Souls. Ama onların bile en azından gizlenmiş bir zorluk düzeni vardı. Bu oyunun oturtulmuş hiçbir düzeni yok. Ayrıca zindan renkleri her zindanda değil de birkaç zindanda bir değişmekte. Map değişimi konusunda kolaya kaçılmış. Son söylediğimi saymazsak bu söylediğim düzensiz zorluk düzeni ve düşman konumlandırması bir noktadan sonra beni oyundan soğuttu. Ve hiç içimde devam etme isteği uyanmadı. Ve böylece bir oyunu tamamlamadan bırakmıştım. Bu oyunda pes etmeyi hiç istememiştim. Ama bu oyun bana başka seçenek bırakmamıştı. Üstüne üstlük ben ilk başta JRPG ile giriş yapacağımı, bir parti kurup sıra bazlı bir savaş sisteminde karakterlerimin level'larını kasmayı hayal etmiştim. Bu oyunu bitirince girelim demiştim ama bu PC port o kadar çok zamanımı aldı ki gitgide oyundan soğudum. Sonradan bu oyunun süresini How Long To Beat araştırdım ama maalesef sitede hiçbir şey bulamadım. Kimse süresi hakkında hiçbir şey yazmamış. Sadece bir kişinin oyunu bitirdiğini gördüm. Ama fandom sayfasında bu PC portunun remake'i olan PC8801 portunun 2 saatte bitirildiğini gördüm. Bu oyundan ötürü hem zamanım gitmişti hem de girmek istediğim JRPG'ye gerçek anlamda giriş yapamamıştım. Bundan sonra yapabileceğim tek şey Megami Tensei'nin NES portuna, yani bana JRPG deneyimini tam anlamıyla yaşatacak o porta başlamaktı. İşte bu yüzden videomun başlığına bölüm 0 dedim. Bu oyunu denedikten sonra düşündüm, bu oyunla beraber seriye devam edilebilirdi aslında. Ama onun yerine NES portu ile seriye devam edildi. Ve köklü bir JRPG serisine dönüştü. Sanırım bunun sebebini o porta girdiğimde anlayacağım.
Ama bildiğim bir şey var ki iyi ki bu oyuna seviye ilerletmemişler. Belki başlamadan seviye biterdi kim bilir. Ama şunu söyleyebilirim. Bundan sonra oyunları bitirme konusunda daha acımasız olacağım. Böyle oyunlar hatalı olsa bile her şeyinden faydalanacağım. Çünkü hadi bu oyunda reddettim. Peki daha kötü oyunlara karşı ne olacak? Onları da aynı şeyi yapamam. Ama bir gün bu oyuna geri döner miyim? Onu zaman gösterecek.